Sabah kahvaltısı ve açık büfe denince Vestfalia eyaletinin ilk akla gelen ismi Yörük Obası, Dortmund şehrinden sonra Hagen'de muhteşem bir şube açarak insanların beğenisini sundu. Cuma günleri de bir yeniliğe imza atan Yörük Obası, açık büfe balık günü düzenlerken konuyla ilgili olarak firma yetkilisi Turgut Erçetin hizmetleriyle ilgili bilgiler verdi. Sonra Hagen'de ikinci şubesini açan Yörük Obası'ndayız. Yörük Obası cuma günleri bir yeniliğe imza attı. Bakalım neymiş bu? Yanımızda Turgut Erçetin Bey. Turgut Bey, Hagen'de bir yenilik var. Nedir, bunu anlatır mısınız? Öncelikle hoş geldiniz mekanımıza. Hagen'deki yeniliklerimiz, daha doğrusu firmamızdaki yeniliklerimiz, bundan sonra her cuma günleri açık büfe balık günü olarak değerlendirdik ve öyle gördük. Ve çarşamba günleri de mantı ve makarna günü, yine açık büfe tarzında çalışıyoruz. Biliyorsunuz bundan 12-13 yıl önce açık büfe kahvaltı tarzını da biz getirmiştik Dortmund bölgesine. Dolayısıyla bir ilki de böylelikle imza atacağımızı düşünüyorum. İnşallah tutar diye umut ediyorum. Gerçekten balığa da bayağı bir ilgi var. Şey de güzel, yani tarz olarak da güzel. Biz de bakalım iş bizi ne tarafa doğru götürecek. Ona göre değerlendireceğiz onu daha sonraki şeyde. Yani. Tabii balığın dışında başka yenilikler de var. Kendiniz artık döner imal etmeye başladınız. Yeni bir prodüksiyon hali açtınız. Evet. Biraz da bundan bahsedebilir miyiz? Kendimizin sadece döner üzerine imalatımız değil, prodüksiyonumuz. Yörük Obası'nda çıkan bütün çorbasından tutun ekmeğine, ekmeğinden işte sütlaşına veya her türlü mamülü Ege Betrip adı altında üretiliyor. Ve dolayısıyla çıkardığımız bütün ürünleri laboratuvar kontrolünden geçiriyoruz. Ve bu dalda da biz bir yeniliğe imza atmış oluyoruz. Yani restoranlara gönderdiğimiz bütün mamuller doktor kontrolünden geçmiş oluyor. Bu da güzel bir şey. Çok daha detaylı. Müşteri açısından da çok rahat, yani malın nasıl üretildiği, çorbanın nasıl yapıldığı, etlerin ve kebapların hangi boyutlarda işlendiği, dönerin daha detaylı ve sadece şu an kendi tezgahlarımıza çalıştığımız için çok yüksek bir kalitede çalışıyoruz. Belki yani onu dışarıya vermiş olsak o fiyattan bizi kurtarmaz veya çıkamayız, ama şu an tezgahlarımıza ve müşterimize sunduğumuz için bundan da çok memnunuz. Gösterilen ilgiye de çok memnunuz. Gördüğünüz gibi akşam saat 8'deyiz. 2 tane döner şeyimiz bitmiş durumda. Ve bugün yine aynı zamanda balık şeyimiz, restoranın arka bölümünü görüyorsunuz. Orada şu anda oturmaya yer yok. O da güzel bir ilgi gördü. Bu da yaptığımız işlerin ilgi görmesi bizleri gerçekten memnun ediyor. Şunu da söylemem gerekiyor. Her zaman zor işler ve zor başarılar gerçekten zordur. Yani zorla başarılan şey de çok güzel olur yani. Hiçbir şey öyle dışarıdan göründüğü kadar kolay ve güzel değildir yani. Mutlaka ona emek harcamanız gerekiyor. Bir şeylerle uğraşmanız gerekiyor. Yani bir yerden alıp bir şeyi bir yere taşıyorsanız, bir isminizi veya bir markanızı bir yere taşıyorsanız, bununla ilgili çalışmalarınızı yapıyorsanız hiçbir şey özveri olmadan olmayacaktır. Olmuyor da bunu göz ardı etmemeniz gerekiyor. Yani kesinlikle bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz haftalarda Borussia Dortmund'un maçına gittik. Oranın VIP bölümünde Türk baklavalarını tattık. Sorduğumuzda nereden geldiğini, bize Yörük Obası'ndan geldiğini anlattılar. Bunu nasıl başardınız? Bunu anlatabilir misiniz? Bünyemizin içinde birkaç Almanla birlikte çalışıyoruz. Dolayısıyla büromuzda bir Almanlar var. Yani Alman arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bunların kendi tabii kontakları, çevreleri ve bizim internetten onlar da hani bir Türk servisi yapılacağı zaman internete girdiklerinde bizi bulmuşlar. Dolayısıyla iki yönden bir şeyimizi bulmuş olduk. Birkaç servisten sonra tamamen onlar bize güvencesini şey yaptılar. Gelecek yıllarda Dortmund, Borussia Dortmund'un yapılan bütün şeylerinde yemeklerini biz vereceğiz inşallah. Yani o yönde görüşmelerimiz var yani. Tabii bunu anlatmışken bir de yemek servisiniz var, parti servisiniz var. Kısaca onlardan bahsedebilir misiniz? Yemek parti servisimiz, az önce dediğim gibi biz yani sadece gıda dalında uğraştığımız için dolayısıyla gıda dalında büyüyoruz. Yani bir ağacın
kök bir ağacın dallarını uzatıyormuşsunuz gibi. Aynı yerden yemeğinizi çıkartıyorsunuz, bu yemeği parti servisine de kullanıyorsunuz. Düğün salonlarına veriyorsunuz veya başka bir yerlere de veriyoruz. Aynı zamanda kendi sistemimizdeki yerlere de kullanıyoruz yani. O da tabii çok daha güzel bir şey oldu yani bizim açımızdan. Şu anda Yörük Obası'nda... Yörük Obası, Türk işverenlere örnek olacak bir ilke imza atarak Borussia Dortmund kulübünde VIP bölümüne baklava ve ekmek ihtiyacını giderdiklerini belirtti. Konuyu bu başarının mimarı Yörük Obası'nda prodüksiyon yetkilisi Uno Schwenk'ten dinliyoruz. Ich bin seit ungefähr 3,5 Jahren bei Jörg Obasi und arbeite dort in der Produktion, mache die Verwaltung und wir haben in der Produktion Bäckerei, Metzgerei und Küche und bereiten alle Speisen, die wir hier haben, alle vor und kochen alles frisch. Und Sie essen auch bei? Natürlich, ich esse auch bei Jörg. Was essen Sie gerne? Ja, am liebsten esse ich natürlich unsere Speisen, Döner, unseren eigenen Döner, den wir herstellen oder eben auch Fisch natürlich. Na, so haben wir heute ein Fischbuffet zum Beispiel. Wenn das frisch gemacht ist, dann esse ich das gerne. Durch Ihre Beziehung kann man jetzt Yörük Obası Spezialitäten bei BVB Dortmund VIP-Bereich essen. Genau. Wie haben Sie das geschafft? Ja gut, ich habe gute Beziehungen zum BVB. Ich bin natürlich selbst BVB-Fan, ne, logischerweise als Dortmunder. Und wir beliefern jetzt BVB mit Baklava und Pita und Brot und wollen jetzt noch stärker einsteigen, dass wir die Firma Aramak, die dort den BVB-Service macht, in der VIP-Lounge beliefern. Ben Avustralya olarak çalışıyorum burada. Okuldan sonra burada çalışıyorum, kendi paramı kazanıyorum. Hem okula gidiyorum hem çalışıyorum. Yemekleri hazırlarken nelere dikkat ediyorsun? Burada zaten hijyenik en önemlisi. Mesela mutfakta eldivensiz çalışılmaz veya bekarayda çalışırken tangasız çalışamayız. Çok hijyenik, çok önemli burada Yörük Obası'nda. Müşterilere aynı anda servis de yapıyorsun. Nasıl? Kolay mı? Evet, bazı günlerde kolay olmuyor ama şefimiz sayesinde kolaylaştırıyoruz.